Cumhuriyet Halk Olmadı. Partisi İzmir AKP yönetimi Milletvekili Erdoğan Atilla Sivas'ta Sertel kapısını bütçe açtılar. görüşmelerindeki Ve bırakmıyor. konuşmasını Ama Cumhurbaşkanı bu temsilen şapkayla iki birlikte şapkayla tarih yaptı. onları bu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip eski Erdoğan'ın AK Partili partilerin Genel Başkanı ve mezarlıklarına Partili Cumhurbaşkanı gömecektir olarak umuyorum. iki şapkasının bulunduğunu Sevgili ifade eden arkadaşlarım, Sertel sözlerini şöyle Recep Tayyip sürdürdü. Erdoğan... Bu AKP Genel Başkanı şapkası etiketini de sökmedim Londra yazıyor. Tefecilerin. Bu da partili Cumhurbaşkanı şapkası. Şimdi Türkiye aslında bu sıkıntı içerisinde kavrulurken bana dediler ki grup başkan vekillerimiz iletişim başkanlığı ile ilgili çık konuşma yap dediler. İletişim başkanı Fahrettin Altun. Benden önce Bülent Tezcan söylediği için onun maaşına, beş maaşına yaptığı o hayırlara falan girmeyeceğim ama bir konuya girmek istiyorum. Bu arkadaş Türkiye'de küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş ve öyle davranıyor. İstediğine basın kartını veriyor. İstediğine vermiyor. İstediğini iptal ediyor. Örneğin benim çok sevdiğim Aksaray'da Ulurmak gazetesinde sahibi Cengiz Taran vardı. Rahmetli oldu kısa bir süre önce. Bu arkadaşımızın sürekli basın kartı vardı. İptal ettiler. Yine hayatını gazetecilikten başka hiçbir işte geçirmemiş olan Merdan Yanardağ gibi onur abidesi insanın 2 yıldır kartını vermeyen bir yapı var. Bunlar küçük Recep Tayyip Erdoğan olmuşlar. Hepsi kendilerini bir yere koymuşlar. Bu pergoleci kaçak hazine arazisine pergole yaparken il başkanımız Kaftancıoğlu'nun emriyle bir arkadaş fotoğrafını çekti diye Sayın İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na 10,5 yıl hapis cezası istiyorlar. 10,5 yıl. Sen hazine arazisine kaçak yapacaksın. Evet. Kaçağı meşru kılacaksın ve devletin tepesindeki bir adam olarak bunu içine sindireceksin. Sonra onu resimleyene 10,5 yıl. Dedim ya, bu şapkanın sahibi partisini hiç kimseye teslim edemedi. Hiç. Bir Davutoğlu'na bir ara bıraktı. Baktı ki Davutoğlu gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Davutoğlu'nu aşağı attı. Sonra İzmir'de aday yaptı, İstanbul'da aday olarak gösterdiği hep seçimlerde başarısızlığa uğrayan Binali Yıldırım'ı yaptı. Olmadı. AKP'nin genel başkanı şapkasını hiç bırakmadı. Ve bırakmayacak. Ama bu şapkayla birlikte tarih onları bu seçimde eski partilerin mezarlıklarına gömecektir, onu biliyorum.